Sağlık mı sürüyün? Aa. Sürerim. Hoş geldin Cansel, Derya Karagöz. Kraliçem, hoş geldin. Riketimi arıyorum. Klemim bitmişti efendim. Bakalım riketi nerede? Aa vallahi buldum. Buradaymış. Evet Cansel. Okşan hakkında olan videoyu dün paylaştım. Açıklamalarımı yaptım. Duruşmada yakınlaştı. Okşan Ali Büyük'e de yani Okşan Ali Büyük'e de tebligat gitmiştir duruşma günü. Bakınız efendim, Cansel o kadar şeyin ekürü. Aralarından su sızmıyor. Okşan'ın. Kalkıp bir günden bir güne yok. Okşan, sensi belli görüşme Cansel.
diyerekten öyle bir şey. Cansel aklı başında bir kadın. Mahkememiz devam ediyor efendim. Sosyete halinde katılacak efendim sekbiz aracılığıyla. Eyeliner çekiyorum efendim. Ve şu an gideceğim yer tükürür olduğundan dolayı Fulya Öztürk attı videoyu bana. Kısa bir video. Ve ben bugün arandım. Kişi tarafından. Adım geçti. Kırışık Muşamba yayınıma geldi. Piti onu sahte şahit olarak yazdırmış. Ama ben yine engellemedim. İzlesin dedim Şükriye Doğan'ı. Şükriye Doğan izlesin dedim. Çıkartmadım. Benim adımı anan kişilerce tehdit edildim. Bundan dolayı gerekli yerlere tabii ki aradım. Ve gidiyorum. Evet arkadaşlar, şunu ifade etmek isteyeyim. Neden aslan seçiyorum? Dişim çok sızlıyor. Bundan dolayı yarın da dişçiye gideceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Eyeliner sürdüğüm için efendim. Biraz böyle kalması lazım. Yoksa kurumaz. Anladınız mı? Eyeliner. Evet, avizem bozuldu biliyorsunuz. Ondan dolayı siyer lamba taktım idare. Öyle yapıyorum makyajımı. Bıyıklarım çıkmış, onun bilincindeyim.
Fakat almak istemiyorum. Mükremin hoş geldin. Bitti mi denetimin lan? Yoksa hala sen adli kontrol altındasın. Ne zaman bitiyor mikro? Evet, gördünüz efendim. Ha. Şimdi biraz kuruduktan sonra eyeliner. Yapışıyor ya. Bakınız efendim. Yani şöyle gözümün kapaklarını şöyle biraz kuruduktan sonra göz kapaklarım, evet, eyeliner olduğu için efendim, ondan dolayı. Ay ben de yanak mı vardı? Yanaklarına şey sürmeyi unutma diyor. Bak rikit akıyor. Ben alışmışım hayatım. Siyah göz kalemine. Aktı mı? Bozuldu mu? Yani öyle kulak temizleyici yardımcı oluyor. Efendim, görüyorsunuz. Bu kim ayol? Hala Roy hakkında konuşup duruyor. Git hadi git git. Roy'a konuş. Tamam aldık seni bir kere, iki kere. Yaman mısın nesin? Anladık Filiz Öçevik'in Lali arkadaşı olduğunu.
Tabii canım ben özel bir yere gidiyorum. Tabii. Yani kalkıp da orayı açıklayamam ki gideceğim yeri. Sadece buraya adamlar geldi. Öyle. Ekmek almaya çıkmıştım. Yani. Bu pancar demeyeceğim de Fulya, madem çok şey yapıyorsun da hani neden yani benim zaten neyse portakal Baysal orada kal. Ay efendim diyerekten. Şu an gözlüğümü siliyorum. Efendim, numaralı gözlüğüm. Peçeti kullandım. Şöyle yine gözlüğümü kuruluyorum. Net görebilmem için efendim. Sibel Baysal'dan ilk defa gözlüksüz makyaj tarifi. Ne kadar güzel. Ne? Madi mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız efendim. Şunu şöyle koyayım. Ondan sonra efendim.
Evet. Şu an ses geliyor canım. Bana yaptıklarına nasıl unutacağım? Gönlümdeki yarayı nasıl anlatacağım? Elim iki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu mahşerin hesabını mahşerde soracağım. Bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Gönlümdeki sevdayı kime avutacağım? İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. La 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 la. Hadi gelsin buraya, öten gelsin. Çok konuşuyor diyor, diyen var ya. Gelsin canım. Ha, buradayım ben. Eğer ben bunu TikTok'ta yapmış olsaydım, bu makyajı, emin olun ki hediye yağmuruna tutulurdum. En azından yarın pizbelden çıkardı. Yarın da gerek yok şimdi. Zaten prizim kısıtlı. Ben ne yapayım? Ben kimseden talep etmiyorum canım. Ama yani orada açmış olsaydım emin olun ki kaç tane priz beldesi kazanmıştım. Doğru mu? Eylül Hanım, hoş geldiniz. Kız Hülya benim eski adım değil ha, adım ya. Bir de geliyor buraya, çok saygılı bir kız, kadın.
O da mı? Aa. Kızım yapma. Hayır. Kim oynuyor? Ha, tamam. Hülya'ya merhaba demeyeceğim. Hülya merhabalığımı geri çektim. Tamam geri çektim sus. Asıl seni seveni bilmiyorsun. Beni seveni. Otur. Allah bir durma. Dolaptan mı? Tamam getireceğim. Yarısını yedin. Yarısını yedin. Şunu getireceğim. Otur orada. Geç koltuğuna. Sucuklu pirinç pilavı. Şişirir senin bünyen ne? E bak Fulya, şimdi bak. 12'den bahsediyorsun, ben sana bir vuruş yaparım 24. Cık. Yapma. Çık gel o zaman kardeşim. Gel buradan konuş. Kimsenin aleyhinde konuşma. Normal muhabbet edeceksen gel. Sana 12 vuruşa 5 kuruş Fulya. Anlaştık mı? Bana diyorsun ya fındık burunlu. Hı? Kız ben anlamaz mıyım Arışka? Ne olduğunu. Gel kendi şeyinden gel. Gel. Burada efendim eli gitmeye canım Zafer eli gitmeye ay alışmışım ya gözümde gözük Zafer'e sordum. Zafer eli git diyor. Eli git ne canım onu bilmiyorum. Alışmışım ya efendim sürekli gözlük. Takmak zorundayım o numaralı gözlüğüm. Ama şu an gözlüksüzüm. Ha, sugar. Güzel demek istemiş. Doğru mu Zafer? Anladım canım. Anladım. Heder ettin kendini oradan. Hiç kimse yok. Ne minnoşlar var. Ne şey var. Ha, suyun iç. Aferin kızıma. Bravo. Kız gelsene buraya. Fulya. Konuşup duruyordun ya. Hadi gel. Neymiş bu konu? Yok efendim. Dişimin ağrısı henüz geçmedi. Geçmedi efendim. Geçmedi. Ama bilmiyorum. Bugün pazartesi değil mi? Pazartesi herhalde.
19 Ağustos Pazartesi. Hoş geldin Melik abla. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? O spreyi herhalde eczane ve doktor yazıp eczaneden almıştım. Dur bakayım. Dur. Buralarda bir yerde olması lazım. Bulabilirsem göstereceğim. Acaba ondan mı diyorsun? Bulamadım çünkü burada ne buldum efendim? Ülker çikolata. Ülker çikolata. Ama o şey vardı. Bilmiyorum nerede. O muydu bilmiyorum valla. Böyle ağızdan sıkılıyor. Diş olaraktan. Hı. İşte eyeliner gözüme şey yapıyor, sulandırıyor. Bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Gönlümdeki yarayı sana avutacağım. İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını nereye koydum? Nereye koydum pantolonumu? Oo. Kız bu da bana dar geliyor. He? Giyeyim mi şunu? Pantolonum daha kurumamış canım. Ben bu dertler ile nasıl edeyim? Canımı al diye kime diyeyim?
Yolumu kaybettim, nereye gideyim? Kanadı kırıldı, kuşa dönderdi. Bu ne düştü ya? Hava serin Ankara'da efendim. Az sonra çıkacağım şimdi. O yüzden. Şöyle giyindim efendim. Altıma. Gördünüz mü? Tertemiz yıkadım. Evet. Şimdi efendim asetonla tırnaklarımı silip tekrar şey yapmama gerekiyor. Çok önemli bir yere gidiyorum. Evet. Çok önemli. Ondan dolayı efendim. Bakalım. Üzerinden rötuş çekelim. Ondan sonra da komple siler, başka renk süreriz. Oje olarak da. Değil mi? Hani nerede bu? Bunlar neredeler? Konuşup duruyorlardı ya. Gelsinler konuşsunlar burada canım. Aa, Fulya, davet ediyorum sizi. Buyurun gelin efendim. Zeynep Hanım, buyurun gelin. O beyefendiyi almak istemiyorum. Sevgili Roy aldı zaten orada. Ben de aldım. Orijinal şeyinden sözde gelmiş. Bir de efendim şu konuda tekrir olarak da yani burada açıklama yapmak istemiyorum efendim. Evet. Fulya Hanım buyurun. Yani sizi almakla mükellef değilim. Yani gelseniz dahi alttan yazarsınız. Tabii ki Fulya'nın arkasındayım. Sadece Fulya değil, tüm çocuklar arkasındayım. Fulya'nın olmuş evladı Aram ve Semra'nın bacım Semra'nın çocuklarının arkasındayım. Sokakta kalanlar, kalan çocuklarından, bakım yurdunda yaşayan çocukların her türlü arkasındayım. Maddi olaraktan değil. Evet Fulya Hanım, şimdi bekleyiniz. Az sonra sizi arayacağım. Canım. Ha. Bir de Düce var. Şengül. Ayşe Altıntaş. Ayşe Altıntaş'ı aldatırdım. Konuşmayın bu konuda. Tamam. Özelden konuşun diyeyim. Diyorsun. Bravo. Tamam. Anladım. Otur orada. Anladım. Tamam. Tamam. Sus. Anladın? Sen benden daha akıllısın. Kız bana bak. Kaylo ne?
Hayır, o benim köpeğim değil. O ayna var burada. Anne yanına geleceğim. Aynayı kaldır dedi. Ve şu an yanımda. Tyler ne Aurora? Ve gözlüğüm burada. Sen hayatında köpek besledin mi? Beslemene gerek yok. Kapıya çıkıp da bir kap su verdin mi? Tyler ne Aroş? Tyler ne? Bak, gözlüğümü düşünüyor, aynamı düşünüyor. Anne diyor, onları kaldır diyor. Ha beni de öpüyor. Öp kız, ha öpme. Fondöten var, zarar olur sana pudra. Heh, kurban olsun anne sana. Aldın mı cevabını? Ha? Hayvan seversiz. Tabii günümüzde bu kadar katliam olunca, yasa çıkınca artık Vur Kahpeye, Fatma Girik'in çevirdiği film misali artık yani. Dün gördüm efendim bir kadını. Önünde bir tane pis kola ilk kalkmış oradan. Yavruca madiliyor ve en son ebedi kokoreyi yanaşlatıyor. Kuçkayı. Ya. İşte buradan devletimize de sesleniyorum. Gerçekten keşke öyle bir şey olmasaydı. Henüz meclisten geçti, Adalet Komisyonu'ndan geçti, Tarım Orman Bakanlığı'nca geçti. Fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmadı, yürürlüğe girmedi. Önemli olan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın imzalayıp resmi gazetede yayınlanması. Onu da bilemem yani. O da o kadar mecliste vekiller var, değişik partilerden külliyede yaşayan Sayın Cumhurbaşkanımız iki abilinde koalisyon olaraktan neydi? Ay gene unuttum. Kimdi ya? Koalisyon olarak da aklıma gelmedi. Devlet Bahçeli. Yani bunlarla bitmiyor efendim. Bunlarla bitmiyor çünkü diğer partilerin de şeyi gerekiyor. Parti milletvekillerine gerek 3 sandalye gerek 10 sandalye şey kürsü olaraktan fakat en son şeyi bekleyin hemen Cumhurbaşkanımı eleştirip durmayın yani. Bakalım Cumhurbaşkanı belki vicdanlıdır. Yani bundan dolayı belki imzalamaz. Yani bilmiyorum konuyu tam olarak bilmiyorum. Sokak hayvanları olaraktan mı işte o kadar çocuklara saldırı oldu köpekler tarafından ısırıldılar, öldürüldüler, yaralandılar, belenlendiler. Bunları da göz önünde almak gerekiyor. Fakat ben ne yapayım yani? Ben de burada bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir emir kuluyum. Emir kuluyum. Yani emir kuluyum derken ne? Tabii ki propaganda yapmadığım süre içerisinde devletime karşı gelmedikten sonra kendi fikirlerimi, düşüncelerimi ifade etmekle özgürüm. Ay alışmışım biliyor musunuz Seda? Sürekli elimi şöyle yapıyorum ya gözlüğe. Kız dedim bugün de gözlüksüz dedim hani makyaj yaptım biliyor musun? Seda Kraliçem.
Şimdi Seda ile Hülya'nın arası iyi değil. Limoni diyerekten veya benim işte atıyorum mecliste olan bir partiden Hüsnü Baysal partisi öyle bir şey yok ki. Yapay zeka olarak konuşuyorum. Bir de Sibel Baysal partisi. Bunlar birbirine giriyorlarsa, anlaşamıyorlarsa, uzlaşamıyorlarsa ben burada ne yapayım şimdi? Seda'yı mı atayım? Ben buradan şey, pardon, çok özür diliyorum. Seda'yla mı muhatap olmayayım? Hülya'yla mı? Öyle bir şey yok. O zaman ayrımcılık olur. Ha, lafa daldırdınız beni ya aman. Şu aston yok. Yetmez. Üzerine rötuş çekeceğim. Ojeyle. Aynen Seda ya. Alışkanlık gerçekten. Zannettim ki ne? Gözümde gözlük var. Ay doğru söylüyorsun Seda Kraliçem ya. Vallahi alışkanlık yani. Öyle şey değil yani. Seda çok analizci. Evet şimdi efendim o şimdi de üst olarak normalde silmem gerekiyor. Fakat asitin aldığımda ne yapacağım? Çünkü resmi işlerim var. Bundan dolayı efendim kötü görünmemesi için şöyle rötuş numleks yapıyorum. Üstünden geçiyorum. Kim hadi kötü görünmesin. Morgül kim kız? Aa, Yılmaz Morgül mü geldi bana? Gözlüğünü değiştir Sibel Hanım diyerekten. Gözlüğüm dereceli canım. Numaralı. Numaralı. Seda da zamanında diyor ki ne? Ben diyor lens kullandım diyor. Ben alacaktım lens. Seda dedi ki ne? Sakın dedi Sibel dedi. Lens dedi şey yapma. Zararlı dedi. Bak ben dedi her gün göz damlası döküyorum dedi. Gözüme diyor. Tavsiye etmedi yani bana. Yoksa ben hani ne öyle yayınlarda, videolarda öyle takacaktım dedim. Olsun dedi. Gözlerin zaten bozuk senin dedi. Şey yapma dedi yani. Zamanında kendisi kullanmış canım. Ondan dolayı. Şu an diyor şey kullanıyorum. Göz damlası. Evet ben Seda'yı şeyde tanıdığımda Ankara'da lens kullanıyordu. Bana dedi ki alma. Kullanma. Çünkü neden? Hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum. Seda peyzi yoktur.
Tamam, ben pizza alıkıyorum veya alıkmıyorum. Ne bileyim ben dertlerimle baş başayım işte diyerekten. Ondan sonra yok yok. Dedim yıllık alayım dedim. 3 aylık var dedim. Ondan sonra 2 saat takayım dedim. Öyle yapmış olduğum videolarda. Dedi Gözde Madilik dedi. Valla bir yaptırırsam kaşım yaptıracağım. Aa. Sen akıllısın. Sus. Fulya Hanım neredesiniz? Seda burada diye mi gelmiyorsunuz alttan? Ha, gerçi senin sahte fikrin var. Ama senin aleyhinde burada bir şey konuşulmuyor ki. Yani. Senin çocuğunu elinden aldıracak olan ben konuşabilirim. Peki benim hakkımda konuşamaz. Tarihe bakayım. 7-30. 30. ayın 7. ayın 30'unda başlamış. Fitri'nin benim hakkımda konuşmaması. Fakat Aysil midir nedir? Onu bana attığınız videolarda var. Bundan dolayı Peti orada benim hakkımda konuşuyor. O yüzden gideceğim şimdi. Beni kimse gaza getiremez. Ben LPG'li çalışmıyorum. Zeynep mi? Zeynep zaten uçmuş gitmiş. Pickup benzin çalışmamış. LPG ile de çalışmamış. Yaman da arkadan ittirmiş. O şekilde çalıştırmışlar. Onlar da beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Peti. Ve Şengül. Çünkü neden ilgilendiriyorlar bunlar beni? Susma hakkı durdurdum. Koskoca devlet ekabilini. Ama peki uslanmıyorsun. Bak konuşuyorsun. Benim hakkımda. Ankara canavarı diyorsun. Yok SB diyorsun. Yok Sibel Baysal diyorsun. Bundan dolayı o yüzden Şengül sen de ona diyorsun ki ne? Tazminat davası aç. Sibel Baysal hakkında. Ayşe Altuntaş. Çeteleşme. Bakalım. Nasıl olacak? Ayşe Altuntaş. Bir zamanlar bu. Peti senden 20.000 TL zorla isteyip de ağlayıp da aa, Peti benden 20.000 TL para istiyor. Zorla. Köpeklerimi elimden aldıracak. Gel kız, gel. Gel. Gel kurban ya. Gel. 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 Olaya şahitsin herhalde, değil mi kız? Gel. Gel kurban olsun anne sana. Kendi geldi. Benim kızım.
Öyle şeyler de gelir. Diğer şeyler de beni susturur. Anne der, portakal orada kal der. O zaman ne yaptım? Şimdi bak, fidiyle işbirliği yapıyoruz. Gelelim Şükran Hanım, Şükriye Doğan'a. Benim hakkımda konuşup duruyordunuz. Acaba benim buradan itiraz ettiğim davalar, seni yazdırmış ya Şükriye Doğan, Petiojenler. Kolay kolay gelmezdin sen. Ama ben seni güzel bir şekilde ağırladım. Dedim ki, ne hanımefendi gelmiş, aleyhimde konuşup duruyor, diğerleriyle suç, çeteleşme yapıyor diyerekten. Ne oldu şimdi? Yine ben seni yayından çıkartmadım. İzlesin dedim. Ha? Betin'in evine giden kim? Şükriye Doğan, Sude Naz. Ve Yeliz. Yeliz ne amaçla gitti? Tekrar söylüyorum. O zaman bu Piti denilen, Piti Hojenler denilen gerçek adı Bilal Beşli. Sonra da soyadını ve adını değiştirdi. Uğur zamanında Uğur'un bir aranması vardı. Yani bu Petri'den dolayı değil. Mükerrir, tekerrür olmaması için Yeliz de Uğur'u tehditvari olaraktan şöyle yaparım, böyle yaparım diyerekten, bu adamın işi gücü bu. Bu Petri'nin. Dalebereci. Uğur da biliyorsunuz, Yeliz de biliyorsunuz, Uğur'u çok sever, Uğur da onu çok sever. Yıllardır ayrılmaz ikililer. Ondan dolayı, ama Yeliz'in iddiasına göre şöyle diyor, yapay zeka olaraktan bunu ben adlandırıyorum. Diyor ki, ne? Sibel abla, sen yanlış anladın. Tamam, ben Peti'ye gittim. Hatta seni aradım. Bak, yanımda kim var diyerekten. Ben de zannettim ki Uğur var. Birden Peti'ye gösterince şarteller döndü bende. Neden gittiniz Yeliz Hanım oraya? Çünkü Uğur'un aranması vardı. Tekrar bu Peti'ye dava açmaması için sevgi, dostluk olaraktan, Peti için demiyorum, Uğur için diyorum, İkna etmek için gittiniz. Yani bu ne anlama geliyor efendim? Tekerrür mükerrür anlamına geliyor. Doğru mu sevgili Yeliz? Yoksa yanlış mı? Siz bunu Peti'yi gözünüzde çok büyüttünüz. Hakimlerimiz, savcılarımız var.
Bundan dolayı siz bunu onun bunun başına saldınız. Bir Roy bana diyor ya, Zeynep'i almazsan, bak Zeynep'i almazsan konuk olaraktan sıfırlanır gider. Peki ben de aynı şeyi söylüyorum. Siz bunu böyle Peti'ye yaptığınızda Peti'nin de mıncası kalkıyor, yüz bulmuş oluyor. Hakimlerimiz, savcılarımız, boşuna mı avukatlarımız, boşuna mı o cübbeyi giyip yemin ettiler? Ha? Her şeyin araştırmacıları, araştırmacılar. Ya. Roy bana alenen dedi. Bak Roy dedim, Peti ile konuşuyorsan benle konuşma. Sen de Zeynep'i aldın dedi. Ben de nispet olaraktan sana Peti'yi aldım yayınıma dedi. Sevmem etmem dedi onu. Finansal olaraktan da herhangi bir destekte bulunmadım ona dedi. Tüm kayıtlar bende. Gelelim Fulya'ya. Fulya'nın oğlunu elinden aldıramazsın. Peti. Eğer ki Fulya oğluna işkence edip dövüyorsa o zaman onu ispat et ama buradan ekrandan, sosyal medyadan değil. Evine gideceksin. Öyle bir şey yok. Fulya oğluna baktığı gibi ben kendim görüyorum. Hatta ben burada yayın açtığımda karşımda Fulya oluyor. Sen iftira atıyorsun işte. Ayşe Altıntaş'la beraber. Mıncı'nın sıkıştığı yerde. Değil mi? Bugün de beni Peti çağırıyor. Taciz ediyor beni. Tehdit ediyor beni. Hakkında susma, koruma tedbiri aldırdığım halde. Peki, Peti, düne kadar sen, bacın Zeliha Nur Beşli ile birlikte benim hakkımda seni kimse tiye almaz. Çünkü sen bir homoseksüelsin. Kız kardeşin Zeliha Nur Beşli'yi yazdırıyorsun evraklara. Susma hakkı kullandırdın bana. Ben çok mu meraklıyım? Bakınız efendim, şu an ben bu Peti denilen lanetin hakkında susturma, ben kadınım. Peti erkek. Devletimiz çocuğa bakar, önem verir, kadına verir. Homoseksüellere vermez. Eşcinsellere vermez. Adamlara vermez. Adamlara şöyle verir. Kadın nikahlıdır veya imam nikahlıdır. Kocasıyla anlaşamıyordur. Kadın gider
müracaat eder, gerekli yerlere ifadesini verir. Kades olayından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girer, uzaklaştırma verir. Fakat sen şu anda PT'ye ikincisini tekrar ettin. Bak 30. ayın 7. ayın 30'unda başladı. Ne yapayım şimdi? Kızım yanımdaysa. Aa, kızımı, Aruşka'yı kov diyor bana. Neşe midir nedir? Sen çık hadi. Hadi git. Hadi git buradan. Git başımdan. Aa. Allah senin belanı versin Neşe. Allah senin cezanı versin. Aa, benim kızım yanıma gelmiş. Ar orayı naşlat yanından. Ar orayı naşlatacağıma seni naşlattım. Yok kızım. Seni istediğin zaman zaten gidersin. Onu naşlattım. Neşe midir nedir? Zaten kaç zamandır gözüm, yani ısınamadım kendisini. Evet. Adana'da puşarımı alakayım ne şey. Aruşka sen de. Yap böyle. Kurban olsun anne sana. Dur kızım şu ikinci şeyimi boyamadım. Bak birini boyadım. Üstünden rötuş geçtim ojenin şeyi. İşim gücüm yok kızımı buradan kovacağım. Seni kovdum işte. Bir de bana ahkam kesiyor. Sahte gülücüktü bu. Şey yapıyorum Aruşka. Yok alınma alınma gel buraya. Gel. O kimmiş kız seni buradan naşlatacak? Kendisini naşlattım. Bak şimdi benim kızımın şeyini bozdu. Psikolojisini. Ya. Aslına bakarsan kendi psikolojisi buradan kendi atıldı. Gel kız gel. Sen bir ünlü fenomensin. Arışka.
Naşlattım, vallahi billahi naşlattım onu. Sana yemin ederim Aruşku. Alınma. Gel buraya. Gelmiyor kuzum. Görüyorsunuz değil mi efendim? Neşe neşe Seda. Bak Aruşku. Seda teyzen gel sana ödül. Dedim ya küçük mama. Ödül maması. Gönderecek. İlk defa Seda'dan bir şey istedim. Renkli mi olsun kızım? Kurban olsun anne sana. Seda teyzen kurban olsun sana. Renkli küçük. Tamam. Ödül maması. Yo, ilk defa Seda'dan istedim ben. Ki yani kendi adıma değil. Arışık adına istedim. Ya bilmiyorum ne kadar. Küçük, renkli. Renkli oluyor böyle yoğurt kabı gibi. Ha. Bak Seda teyzen geldi. Dur bakayım. Şu ojeyi kapatayım. Üstüne numlek çektim. Taylani, Seda honi. Taylani. Gel gel Seda. Seda teyzen burada gel. 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 Vallahi onu attım. Bak şu kurumadı kızım. Sen gel. Gel buraya. Seda teyze. Seda teyze ne diyor? Gel şöyle yanıma. Bak Seda teyzen diyor ki ne, o kim diyor. Onun diyor ağzına postarım diyor. Kim diyor? Aruşka kraliçeme üzdü diyor. Ya bakınız efendim geldi. Şey de o neşe. Neşe kimse? Zaten gözüm tutmamıştı onu. Şimdi değil yani. Aylarda böyle buraya geliyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Sınamadım yani. En son bak burada patlak verdi. Aruşka'ya çattı. Değil mi kızım? Bak Seda teyzem burada. Sana gönderecek o bir tane renkli olan küçük şey var ya ödül maması. Küçük böyle. Çünkü ben yıllardır benim Seda arkadaşım olmasına rağmen kesinlikle ondan bir şey talep etmedim. Fakat Aruşka için şey bu ödül var Sedacığım ödül mama değil refleksi var yaş maması var ödül böyle hani küçük küçük oluyor ya. Bir şovdan, şey internetten. Günür de kafayı yemiş. Eski videoyu atmışlar Roy'la. Deniz, Seda ablanı atsana.
Modelleştirmişler. Eski videoyu atmışlar. Roy'la benim videomu. Orada diyorum ki ne? Günur'a izledim o videoyu. Duruyor kanalda. Neymiş efendim? İşte, Günur sen bana sen hesap soruyorsun. Eman kafa. Bunu her yerde söylüyorum Günur sana. Menekşe sen de atabilirsin Seda teyzesini. O küçük renkli olan şey var ya. Ha Deniz sen at. Seda'ya sen at canım. Ondan sonra eski videoyu almışlar buna. Özelden atma imkanın yok mu? Ben başkalarından istemiyorum. Ben şu anda Seda'dan talep ettim. Sen şimdi öyle bir şey buraya attın ki yani Seda'nın özlerini at dedim sana. Ben kimseden istemiyorum. Bizim nazımız Aruşka'yla Seda teyzesine geçti. Evet. İkinci şey boyandı mı? Evet boyandı. Lümleks geçtim efendim üstünden. Çünkü evet Seda teyzen gönderecek sana. Küsme küsme neşeyi engelledim ya. Buraya bak. Buraya bak kızı. Kurban olsun anne sana. Burada yok. Buradaki pet show'da yok. Olsa ben alırdım. Ha bir de akıllarına şöyle gelir işte. O yüzden konuştum. Burada bizim pet show var. Seda burada çok oturdu. Bilir. Onda yok. Tamam Seda teyzen şey yapacağım. Burada olsaydı ben alırdım. Yok. Günür'le de şey Roy'la Roy'a bir şey aman Roy'la bir videomu atmışlar Günür'a. Günür'le sen de yani artık bilmiyorum. Günür aman, Mefta herhalde. Canım bana niye atıyorsun Seda? Seda'ya atsana boncuk Seda'ya. Ha, Pınar. Ne demiş bunu? Bir bakayım offsite mi şey var mı ondan sonra bir deneyeyim sonra size dinleteceğim.
Aynen. Bak. Seda teyzen. Kız Seda teyze ben sana ne ay 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 ay. Sokulu Mehmet Paşa Mahallesi Bükülmen Cadde 16'ya 6. Çankaya Dikmen Ankara. Geldi mi adresine? Ha. Tamam gelmiş. Bükülme Cadde olarak değiştirmişler burayı. Sokulu Mehmet Paşa Mahallesi Bükülme Cadde olarak değiştirmişler. Hı. Evet. Kız bana bak. Seda teyzenden sana ne geliyor kız? Edilmemez. Beni öpme kız geldiği zaman. Şeyi de öp. Ha ben mi araya vesile oldum? Beni mi öpüyorsun? Ya hadi öp ben de Elzeda'yı öpeyim. Hadi kızım. Hadi. Kurban olsun annen sana. Lay 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 Kurban olsun anne sana. Evet, hayatım boyunca ben Seda'yı kesinlikle öyle bir hiçbir şeyi de talepte bulunmadım. Ama Seda'ya teşekkür ediyorum. Gel. Ha bu başka şey benim abonem şimdi abonem derken bakalım şimdi zaten çıkacağım da. Arabanız var mı şu anda? Yazıyla yazın. Yazını kıymet bilemedim. Ne kadar mutlu oldum Seda. Şu aruşkaya güldürdün. Allah seni taşa değdirmesin. Annenin ellerinden öpüyorum. Burada var Petrov da o mamadan şey ödül mamasından yoktu.
Şu an tam olarak neredesin? Geliyor, geliyor kız. Ödül ki maman geliyor. Ödül şeyin. Oynuyorsun ya. Çok seviyorsun. Evet arkadaş. Arkadaşlar ben az sonra çıkacağım. Gerekli yerleri tekerür olaraktan uzatmalı olaraktan gereken neyse yapılacaktır. Yani benim tarafından değil. Ben orada gereğini söyleyeceğim. Yani. Anlamadım ne dedi? Fotoğraf atar mısın dedim. Yarın görüşürüz diyorum. Zeynep'e git hadi. Zeynep tırcılara, kamyonculara çıkıyormuş. Bu Yaman aradı beni ha şimdi. Onu boş ver diyor. Kolledim diyor. Seni kolleyeceğim diyor. Vallahi benim başıma böyle bir olay gelmiş olsa çıkar gelirim burada konuşurum yani. Bana ne hayatım yani o onun kolyesi ne olacak? Kolyemesi ne olacak? Yani şimdi kalkıp da onu gündeme mi getirelim? Ben de zannettim ki ne şey arıyor beni. Taksici bir arkadaşım vardı. Demez mi? O zaman Roy seni kolyesin. Roy seni kolyesin hayatım Roy. Ay. Ay inanmıyorum efendim. Oh. Bak Fulya, buraya geliyorsan gel. Gelmiyorsan Zeynep'le bana Roy'un yayınındaki adam kimdi? Yaman. Ona film verdik yeter. Roy ben, Uğur. Yeter. Ama şu an ben başkası için gidiyorum. Fethi hakkında gidiyorum. Şükriye Doğan, Ayşe Altuntaş,
tekerrür ettiklerinden dolayı. Aysin neydi o kadının adı? O da var. Valla diyorlar ki ne? Sibel Hanım. Aysin Aksel araya girmiş de. Güzel bir şey konuşsaydı. Elçiye zeval olmazdı. Fakat benim dava ettiğim, benim hakkımda susturma kararları devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nden tarafından öyle bir şeyde Aysin Aksin hanım da bu arada aracı olaraktan maalesef efendim o da istediği kadar. Ben her zaman söylüyorum. Tayland'dan suç iadesi yoktur. Aysin Hanım. Bu bir. Filiz Öçevik. Yaman'ı sen gönderdin. Yaman'ı sen gönderdin. Uğur'la beraber onlar güzel idare ettiler. Sahte fekesiyle geldi. Evet. Ondan sonra bana diyorlar ki ha Bitti sen benim hakkımda nasıl konuşabilirsin? Ayşe Altuntaş olarak da. Sen benim evimi adamları sokağa gönderip de he? Hornet'ten ikinci kez İkinci kez tekerür işlediğinin farkında mısın? Ayşe Altuntaş, Fethi Özeller ve ne bu kadının adı? Aracı olarak da. Aracı derken araba değil. Aysin. Ben de hakkım neyse tabii ki gideceğim. Az önce bir ekmek sipariş vermiştim. Hemen baktım şeyden üzerime çullandılar. Değil mi Bilal Beşli? Fethi Hojenler, Ayşe Altuntaş. Kadesten geldiler. Evet. Kim rahatsız ediyor sizi Sibel Hanım dediler. Ben de kapıdan gerekli bilgileri verdim. Kısaca ve beni davet ettiler. Şu anda gidiyorum. Orada kimi tabii ki evime adam gönderenler, Fethi Hoşenler, Ayşe Altuntaş.
Bunu akşam da yaptılar. Akşam da gönderdiler. Can güvenliğim yok benim. Bakınız efendim, koli alan bir insanım. Kalkıp da yani o ödül mamasını sevgili Seda hanımefendiden talep eder miydin? Oraya ayrı yazıyorlar. Ayrı üstelik video gönderiyorlar Günur'la beraber. Yani hiç mutarma sizde yok ya. Arlanma yok ya. Ayrıca Şükriye Doğan, sizin hakkınızda da kısa konuşacağım. Yeter! Çıkacağım diye yeter. İndireceğim şimdi o şeyini, mamanı. Saklıyorsun oraya buraya, böcek. Az önce verdim yedin. Giderken tabii ki koyacağım. Bir tane. Gel bakayım buraya. Ha bir tane. Gel. Yeter. Bırak da konuşayım. Evet. Şu. Gelecek mi? Yok yok. Yanıma şuraya mı geleceksin? Dur bakayım. Ha, şöyle gel. Görünürsün. Gel gel. Tamam. Böyle gel. Görünüyorsun valla. Dur kız, göstereyim seni madem çok istiyorsun. Bak göründün. Canım. Kurban olsun anne sana. Evet. Nerede kalmıştık? İkide bir de havlama. Lafımı unutuyorum. Aruşka. Sen benim kraliçemsin. Tamam kızım. Nerede kalmıştık efendim? Kızım biraz şöyle kendini... Yok kız, üstümü giydim. Çamaşır makinem çalışmıyor zaten. Onunla şey yaptım, elimle çitinledim ettim. Kuruyanlar işte giydim. Oha, daha giymemiş. Sen ne yaptın? Sen de boncuğun şeyine ne yapıyorsun orada? Boncukla mücadele ediyorsun. Kız bana bak, boncukla mücadele edeceğini o peti boncuğu bile vermiş.
Vallahi Fulya, bir şey söyleyeyim mi sana? Keşke sen Boncuk Seda kadar harbi olsaydın ya. İçki alır. Ulan sen bilmiyor musun? İçkiyi ben ayağıma getiriyorum. Sen neyin peşindesin? Sen Pete'den korkuyorsun. Ben korkmuyorum. Benim şu an onun hakkında yapmış olduğum yasal haklarımı kullanıyorum. Kullanmak için çıkıyorum. Kimsin sen? Boncuk'la aranızda olan problem beni ilgilendirmez. Eğer ki öyle bir sorunun varsa Boncuk senle muhatap olur veya sen ona muhatap olur. Bu beni aşıyor. Benim konularım farklı. Yani şimdi sen Boncuk'tan, Gıcık Seda'dan, antipati duyup da veya Seda senden antipati duyup ben mi şey yapacağım? Ben mi arada? Benim adım Sibel Baysal. Ben uğradığım haksızlığın arkasındayım. Bana ne sizin ikinizin arasında olan şeyleri? Sen Fethi'den korkuyorsun. Çocuğunu elinden aldıracak diyerekten. Tamam mı? İşte ben de onun hakkında şimdi gidiyorum. Tekrar olaraktan ifademi vereceğim. Git o kendini kamera karşısına çıkartmayan Filiz Öçevik'ten ne kadar belde aldın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? O günü de bağladın kendini. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Kimi bağlasan bağla. Boş ineksin. Ben doluyum. Tamam. Ben doluyum. Seda da dolu. Boşalmaya yer arıyoruz. Sana mı boşalak şimdi? Şimdi sen bizim tipimiz değilsin ki ne? Size boşalalım. Sana boşalalım. Takma Seda'ya. Ulan Peti senin Peti ile işbirliği yaptığını zaten ben iyi biliyorum. Dangalak. Raporları sunan sensin, Seda değil. Artistliği mi dinliyorsun? Şahsen ben 5 yıllık bir evlilik geçirdim.
Bu arada kızlar biraz kendimi şeye benzetmiş oldum gözlüksüz olaraktan. Müge Anlı'ya. Yoksa yanlış mı görüyorum kendimi? Ne dersiniz? Müge Anlı var ya. Vallahi bak. Bir anda kendimi öyle benzettim ha. Ne diyorsunuz? Gözlüksüz halimli. Değil mi Müge Anlı'ya? Dişim çok ağrıyor efendim. Ondan dolayı direkt kesmiyor. Boğma. Gel buraya gel. Şş. Gel. Aman efendim. Ben gider diyor. Ben giderim diyor. Okey Çıktı seni oynamış, çetini atmış. Ondan sonra da Seda teyzen geldi. Sus. Ondan sonra şey diyor. Ben gider diyor. Gel. gitsin. Seda burada. Seda ayrımcılık yapmaz ki. Başak profesörü Demez soruyor. bana. Gel, şunu alma, bunu alma diyerekten. Kız Gel buraya. taşşak profesörü. Gel kız buraya taşşak profesörü. Sipet pancar. Gel. Gel sipet pancar gel. Taşşak Ama sen profesörü. Fethi'yle işbirliği içerisinde oldun. Alanen belli. Fulya Öztürk, Yılmaz. Aşkım o var ya. Petin bokunu yesin bokunu. Petinin bokunun dumanı olamaz bu. Kız İşbirliği de. giyindim. Giyindim biliyor musun? Gerçekten çıkacağım. Bana diyor ki ne? Biz almaya çık. Arora! Sus. Tamam ya. Şey, vadiden camı kapatayım. Ha, burada değil. Hayır, tamam. Kurban ol sen Gebze'ye. Tamam mı kız? Gel. Evet, haklısın. O konuda doğru. Kapattım ama. Ben ne yapayım daha? Hadi gel. Gel. Oradan ses geldi, ben de duydum. Gel buraya. Otur. Yanıma mı geleceksin? O bir tane. Sen nereye gidiyordun? Nereye gidiyordun sen? Evet geldi. Efendim. Ben de duydum o sesi. Rahatsız oluyor çünkü. Kapattım camları. Mutfak açık. Sen nereye gidiyordun? Nereye? Ha?
Abla, sen nereye gidiyordun abla? Sen nereye gittin? Şeye mi diyorsun? Fulya'ya. Sen nereye gidiyordun Ha. diyorum. Ben ablacığım gerekli bilgiler var. Bundan dolayı Piti hakkında Piti benim adımı anmamalıydı. Andı. Onun için tehditler yağdırdı. Kim aracılığıyla aracı olan da Piti de beni işte neyse bu konuya girmeyeceğim. Şu an gideceğim zaten gereken yerlere. Biraz önce de pancar kafa alttan yazıyordu. Güzeller güzeli Kumla'nın sultanıyla muhatap olursan benimle muhatap olma diye. Taşak profesörü var ya. Sipetçi pancar var ya. Seni boykot ediyor bacım. Aramızı bozuyor. Niye beni kıskanıyor kız? Mutfakla Ya salon şimdi arasında bu sıkışmış bir şey hayat. sevgili Seda, bu video YouTube kanalıma biliyorsun sabahtan bu yana emek verdim. Ondan dolayı hani biraz simülya, utka vesaire konu yani kendi şeyimizde. Şunu söyleyeyim oradan anlarsın sen. Fulya. Şimdi onun bunun karalıyorsun, ediyorsun. Oğlundan korkuyorsun. O zaman git kardeşim. Yani Şengül'ü burada şey yapıyorsun. Git Şengül hakkında şikayetçi oldun mu? Oldun. İddiaya göre. Olmuşsundur. Kız o Olmak ne senin hakkın. şikayet olacak kız. Sena da O şu an senin gidemez. hakkında şikayetçi olabilir. Gidip de Çünkü bir bizim yere yapmış şikayet olduğumuz olamaz. alane Aşkım. bir. O gidip de kimseden şikayetçi olamaz. O ya dışarıya çıkıp sokakta dolaşıp karakola gittim geldim diyen bir kadın. Sabah uyanıp avukatım diyor. Akşam İngilizce öğretmeniyim diyen bir kadın bu. O kadar yolu gitmiş gelmiş video çekmek için. Karakola bile gitmemiş. Görmüyor musun sen? Bilmiyor musun? Şimdi sen burada Piti'nin anlaşmalısınız. Neden Seda Piti'yi bana davalık olduğu halde herhangi bir videolarını atmıyor? Tercihini Kim attı? yaptın. Sana tercih hakkı sundum, tercihini yaptın. Bundan sonra seni başımdan siktir ediyorum. Hadi bakalım Fulya de ne oluyor? Ben de sana uzaklaştırma çıkartacağım. Bir Fulya dediğini duyayım. Tercihini yaptın bu yönde. Şimdi o taşak yanaklı bundan sonra sana destek çıksın bakalım. Satsın amanı. Yine aynı şekilde destek çıksın sana ama sana kapı YouTube buraya kurmasın. sansür koy. Tamam mı? Bundan sonra atıyorum seni o taşak yanaklının ortasına. Al kokla onun apış arasını. Tamam mı yavrum? Apış arası koklayan karıyla da benim işim olmaz. Hadi canım sen daha iyilerine layıksın. Seni o paklar. Beni aramıyorsun. Bak her yerden engelliyorum seni. O zaman beni Rüya Aşkım. karalayan şey Sibel'cim. Biz bunları dur çok bir dakika şey duyduk. söyleyeceğim. Gündüz'e karalayan o videoyu atan sensin. Biz Roy bunları burada mı? çok duyduk. Çok duyduk. Yarın sabahın köründe seni arar, senin bokunu gene yer. YouTube buraya sansür koy. Baş köşede yayında gene sana yalakalık yapar. Ama biz bunları çok duyduk. Onda karakter sıfır. Ay ne yapayım hayatım? Gideyim de milletten onun gibi koltuk mu isteyeyim? Buzdolabımın resmini gösterip para mı isteyeyim? Çocuğumu ağlatıp ayakkabı mı isteteyim?
Ne yapayım? Aa, onunla mı para etmiyorsa ben ne yapabilirim? Kocası bile kolilemiyor onu. Taşak profesör. Aha. Kıskanç. Seçimini yaptı Sibel. Sen şut beni kıskan. Kazanıyor kız o senden. Kız bana bak, buradasın. WhatsApp'tan arıyorum. Bak buraya. Sesini Bakamaz o. dışarıya vereceğim. Onda nerede o cesaret? Hadi. Cesaretsiz köpek. İftiralar atıyor bir de bana. Benim gibi masum, minnoş bir bayana. Uğur'a niye SS'leri atamadın? Hani ben sana Uğur'un bilgilerini atmıştım. Arkadaşlar, şöyle kısaca ifade edeceğim. Ondan sonra Seda hakkında konuşacağım. Seda'nın ailesi şu an Ankara'dan bulunduğum Çamlık neresiydi? Kumla. Bursa'nın işte neyse Bursa'da yazlıkta. Şimdi kadını Seda'yı çekemediğin ne? Seda zamanında kelavlık yapmış. Hayat kadınlığı yapmış. Sen ne yaptın? Onu söyle. Eğer hayat kadınıysan, homoseksüelsen, eşcinselsen, lezbiyensensen ben seni baş tacı yapacağım. Sevgili seyircilerim de dahil. Furya. Ne bok oldu belli değil onun ayol. Kimliği yok. Arkadan padişahın arkasında da konuşurlar. Aynen öyle. Ama şunu unutma Fulya. Biz kendimizi kolletiyoruz ya. Lubuni olaraktan. Gacı olaraktan. Gerek putkamızı, gerek mıncamızı, gerek similyamızı self-servis yaparken ne? Sen neyin peşindesin? Yani Seda'yla arandaki olan nedir? Hani ben şahsen hayat kadını olsam derim ki Seda benden çok güzel iş yapıyor. Kıskanırım. Sen hayat kadınıysa demiyorsun. Sen diyorsun ki Beytullah'la iyi etti. Günür senin ağzına sıçtı. Kocanın. Kiminle cambazlığa oynamaya çalışıyorsun? Yani Aynen şimdi öyle söyle. sen Seda'yla Madis'in diye beni Seda'dan koparacaksın. Hayır, bir de bende Öyle neden bir madı? lütfun. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bir de bende neden madı? İşi mi paylaşamıyoruz? Caddeyi mi bölüşemiyoruz? Müşterileri mi paylaşamıyoruz? Sen bende nasıl bir madilin var? Sen dilencisin. Ondan halı istiyorsun. Ötekinden koltuk takımı istiyorsun. Ötekine buzdolabını gösteriyorsun. Tereyağı istiyorsun. Ötekinden kahve istiyorsun. Sen dilencinin, dümencinin birisin. Başına da almışsın bir tane gondollu kavat. Aa, benim pişörümü ye kız. Bak ben uzatmışım bacağımı bak. Oh, yatıyorum. Keyfim be keyfim. Helal helal. Pakizeciğim, bu kadın benden ne istiyor kız? Helal helal. Beytullah araya sokup beni Gülnur'dan oraya videonun linkini sen attın. Rola benim kaç tane videom var YouTube'de? Ağlamadım arkadaşlar. Kandım. Hastalığım geldi. Şu Seda olmasaydı
Nöbet geçirecekti. Ne geçti eline? Bir su iç. Su. Biraz rahatla. Genzine kaçtı. Evet, konuşacağım yerde. Öyle oldu. Gelsin buraya delikanlı gibi. Aşkım o Aa, sana geliyor. aşık ya. O sana aşık ya, seni kıskanıyor. Gel bakayım kız buraya. Taşacak profesör. Gel bakayım. Kahvesi var mıymış evde bari? Kahve yapsın da kendine içsin.